Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman aman. Birkaç adet pilavları izleyeceksiniz. Yavaş. Neler söyleyeceksiniz? Beklentiler ne yönde? Valla ben zaten çok merakla bekliyordum. Sağ olsun Erdi davet edince biz de koşarak geldik. Normalde çok da sosyalleşmiyoruz. Sevgili eşimle. O yüzden şimdi filmi izleyeceğimiz için çok mutluyum. Bak siz neler söyleyeceksiniz? Tamam. Aynı vallahi koşarak geldik. İzleyeceğiz, heyecanlıyız. Gayet güzel. Süper, hayırlı olsun bu arada yeni projenizde. Erzincan'daki çekimler nasıl geçti, bitti mi? Nasıl bir proje bekliyor bize? Vallahi güzel geçti. Böyle bir ay, bir buçuk ay kaldık. Erzincan'da fena değildi, sen de geldin. Sevdim, söyledim. Kere gittim. Sonra Erzincan döneri yemekte. Aynen, öyle oldu vallahi. İki tane restoran vardı. Bir döner, bir şey, ne derler, kavurmayla. Böyle bir ay, bir buçuk ay geçirdik ama film güzeldi. Çok içimize sindi. Evet, çok güzel görünüyor. O yüzden bakalım. Nasıl karakterde gösterdik? Ya orada bir aile hikayesi anlatılıyor. Dört kardeşin böyle bir dağılma hikayesi gibi bir şey. Ailenin biraz en çok örselenen, biraz en çok çilesini çekmiş karakteri. Daha fazla bir şey söylemeyeyim şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hamilelik sürecinden birazcık bahsetmek konuştuk sizle ama aslında Kaan Bey'e de bir şeyler sormak istiyoruz. Hani biraz Kaan'a sor. Ne Kaan'a soruyorsunuz? Sizin için nasıl geçiyor Kaan Bey? Valla yani bu şey işlerde yani. Biliyorsunuz çileyi, emeği en çok kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay ama benim görevim onu böyle mutlu etmek. Her ihtiyacını elimden geldiğince yapmak ki elimden gelir. O yüzden onun mutluluğuyla ilgileniyorum daha çok. Onun için daha özel bir süreç tabii normal olarak. Aşermeler falan oluyor mu peki? Taktınız mı aşermeye? Kaç kere daha soracaksın? Doğru. Bize yemek getirecek. Aşerme ama gerçekten iştahım açıldı tabii. Hep bana söylüyorlardı. Belli bir aydan sonra iştahın açılacak diye. Sıklama sebebimiz de bu aslında. Hani her geçen gün bir şeyler değişiyor bilmiyor evet, ya. Bu arada bilmiyoruz ama öyle duyuyoruz tabii. O yüzden. Değişiyor. Artık böyle iştahım daha da açıldı. Ama hani aşerdiğim bir durum yok. Ama güzel besinim. Sıkıntı yok. Hani isim peki düşünüyordunuz en son bir netleşmiş durum var mı? Daha netleştirmek yoksa ilk üç isim arasında mı? Daha bir şeyler var kafamızda ama biraz zamana yani. Evet. Peki yıl sonuna geldik artık, yılbaşı yaklaşıyor. Nasıl bir yıl geçirdiniz diyebilirsiniz? Yani tabii ki siyaset yapmayacağım ama ülke için korkunç. Bizim de yani bundan etkilenip zaman zaman çok düştüğümüz zamanlar oldu. Ama onun dışında kendi adımıza şükürler olsun. Sağlıklı, güzel bir yıl geçirdik. Peki yılbaşında planlarınız var mı? Burada mısınız yoksa tatil edecek misiniz? Hiç plan yapmadım. Daha kocama soramadım. Hadi alalım mı? Son olarak 600 milyon büyük ikramiye var. Milli Piyango bu yıl. İnşallah ihtiyaç sahibine çıksın. İhtiyacı olan. İnşallah. Aynen. Peki. Biz yine şans aldınız da. Sana biraz sana vereceğiz. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.